Bak, devamı bak. Allah'tan hakkıyla kork. Kalbinin bozuk. Arkadaşlar bunu iyi dinleyin. Kulağınız gözünüz olsun arkadaşlar. Kalbinin bozuk olduğunu bildiğin halde. Herkes kalbinin bozuk mu düzgün olduğunu biliyor mu arkadaşlar? Biliyor. Herkes kendinin ne kadar düzgün Müslüman, ne kadar yamuk Müslüman ya da ne kadar günahkar ya da ne kadar şöyle böyle olduğunu biliyor mu arkadaşlar? Biliyor. Bak şimdi. Kalbinin bozuk olduğunu bildiğin halde başkalarının sana saygı göstermesi için takva ehli olduğunu ihsas ettirme. Sırf sana saygı göstersinler diye milletin yanında münafıklık yapma. Aman ya Rabbi. Ya şu çoğumuzu cehenneme yuvarlar ya. Normalde bozuk. Her türlü pislik var. Her türlü günah var. Namaz yok, abdest yok, gusül yok. Milletin yanında münafık münafık hareketler. Milletin olmadığı yerde münafık hareketler. Ama milletin elhamdülillah bilmem ne şöyle böyle. Aa ulan ne mübarek adam, hemen paçasını yapacağım kardeşim bunu. Bu nedir arkadaşlar? Münafıklıktır. Ne diyor? Allah'tan hakkıyla kork. Kimse Allah'tan hakkıyla korkmazsa ne olur arkadaşlar biliyor musunuz? Her türlü günah girer. Her türlü. Desinler, görsünler, beğensinler için iş yapmak. Burada en zor iş kimde arkadaşlar biliyor musunuz? Burada. Bende. Hakikaten bende. Şeytan öyle oynuyor ki bende. Hüseyin şöyle konuş, Hüseyin böyle yap. Ama elhamdülillah görüyorsunuz hep ben kazanıyorum Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Ayarım kaçıyor. Kaçsın, yapacak bir şey yok. Elhamdülillah takva numarası yaptığım değil. Hani sırf hani işte bu da niye böyle ağzı bozuk. Allah bilir hani lan diyor Hüseyin biraz düzgün konuş. Hani millet kaçmasın diyorum canlı yayından, anladın mı? Ya da millet takipten şey yapmasın, en azından ayet hadis dinlesinler. Kendini biraz tut diyorum Allah için. Yok baba dayanamıyorum yani. Desinler, görsünler, beğensinler. Riya, münafıklık arkadaşlar. Adamın götüreceği tek yer neresi? İla cehenneme zümera. Allah'tan hakkıyla kork. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Men hafallah hafe minhu kulli şeyin. Men hafallah. Kim Allah'tan korkarsa. Hafe minhu kulli şey. Her şey ondan korkar. Her şey ondan korkar da maksat arkadaşlar. Mevzu şu. İşte aman işte reis geldi. Bu değil. Bu ayrı bir şey. Aman işte kral geldi, bilmem ne geldi, işte bunun silahı var, bizi vurur, psikopat. Öyle korku değil. Bu saygı, sevgi, muhabbet. Adam seni o kadar çok seviyor ki ama senden de böyle ne yapıyor? Edeben korkuyor. Ne demek korkuyor? Sana saygı duyuyor. Sana yanlış yapmamak için elinden gelen varsa yapıyor. He. Başka bir korku nedir? Kafirler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir aylık mesafeden korkuyorlardı. Bir aylık mesafeden, yol mesafesinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan korkuyorlardı. İşte bu. Men hafallah hafe minhu kulli şeyin. Ömer İbni Abdülaziz olması lazım. Bir gün baktı böyle yol kapanmış. Dedi ne oluyor dediler, yolda aslan var. Millet her telaş melaş indi atından aşağı. İndi aşağı, aslanın kulağını çekti. Dedi Müslüman yoluna çık. Bir tane de şaplak vurdu kafasına aslanın. Aslan kuyruğunu bacağının arasına sıkıştırdı gitti. Bunu biliyorsun, 50 kere konuştuk. Nasıl oluyor ya? E oluyor. Sen Allah'tan korkarsan her şeyi, herkes senden korkar. Müslümanlar sana saygı gösterir. Kafirler tir tir titrer. Ne dedi Bizans elçisi? Hazreti Ömer radıyallahu anh görmeye geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ağacın altında uyuyor, horluyor. Yaklaşamıyor, titriyor ya diyor, bu uyurken böyle ben korktum, bu uyanırsa ben nereye kaçacağım diyor. İşte heybet. Men hafallah hafe minhu kulli şey. Allah dostları aslana biniyordu, yılanı kırbaç yapıyordu be. Ne demek kardeşim bu ya? Sahabeler vahşi hayvanlarla dolu ormana girdi. Bir tane sahabi seslendi. Ey dedi hayvanlar, burayı dedi boşaltın, terk edin. Biz dedi Allah Resulü'nün dostlarıyız. Sahabeleriz dedi. Biz dedi bu gece burada kamp kuracağız. Biz dedi bu gece burada uyuyacağız. Çıkın gidin buradan dedi. Aynen böyle. Hepsi çıktı gitti oradan. Allah Allah. Sahabeler bir gün ormana girdi. Kesecek, yiyecek bir şey arıyorlar. Bir tane yabancı bir adam rastladılar. Bizans olması lazım. Kafir. Dediler burada böyle avlayacak, yiyecek bir hayvan var mı? Allah Allah. Onlar da anladı Müslümanlar olduğunu. Dedi yok, burada hiç hayvan bulamazsınız. Hiçbir şey yok burada dedi. Aç kalırsınız. Çalıların arasından bir tane yaban ineği çıktı. Dedi ki ey Müslüman gel dedi, ben buradayım, beni kes ye.
Allah Allah. E nasıl olacak? Men hafallah hafe minhu kulli şey. Bu kafa ezberlediniz değil mi? 10 kere okudum da. Ezberleyin. Ezberleyin ki adam olun. Adam olursak herkes bize saygı gösterir. Biz bize saygı gösterirseniz için yapmayacağız. Biz Allah rızası için yapacağız. Otomatikman zaten sana herkes saygı gösterecek. Ya bir daha söyleyeyim. Biz saygı gösterirseniz için değil. Biz Allah rızası için. He. Allah'tan hakkıyla kork. Ondan sonra kardeşim ne diyeceksin? Sizden korkan sizin gibi olsun. Evet. Sizden korkan sizin gibi olsun kardeşim. Ben Allah'tan korkuyorum. Kimseden korkum yok. Gelin bakalım. Delikanlıysanız. Bugün Müslüman tuzdan korkuyor, domatesten korkuyor, biberden korkuyor. O tuzun ona vereceği zarardan korkuyor. Misal domates yersem şu acaba korkuyor, her şeyden korkuyoruz ya. Sinekten, böcekten, fareden, yılandan, ondan bundan her şeyden korkuyoruz. Niye? Kalpte gerçekten Allah korkusu olursa insan hiçbir şeyden korkmaz. Allah Allah. Örneklerini görüyoruz sahabe efendilerimiz. Rabbim Celle Celle şefaatlerine nail eylesin. Amin. Amin. Müslüman bugün niye her şeyden korkuyor? Müslüman hiçbir şeyden korkmaz. Yalnızca Allah Celle Celle'den korkar. Bir kimse zaten bir daha söylüyorum. Bir kimse Rabbim Celle Celle'den hakkıyla korkarsa onun var ya sırtı yere gelmez. He. Sözümüzde ne olur? Ben Allah'tan korkuyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun kardeşim. Hadi bakalım. Hodri meydan. Alacağınız bir canım var kardeşim. Farklı bir şey yapabilirler mi? Hiçbir şey yapamazlar ya. Hayırdır ya? Hazreti Ömer radıyallahu anh ya. Hazreti Hamza radıyallahu anh. Halid bin Velid radıyallahu anh. İslam'ın cengaveri Hazreti Ali radıyallahu anh. Allah Allah. Onlardaki heybet, onlardaki asalet, onlardaki güç. Aman nereden geliyor? Kaynak ne baba? Diyor, kaynak soruyorlar. Kaynak ne? Kaynak Allah Celle Celaluhu'nun kitabındaki ayetler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri, o mübarek ağzından dökülen kelimeler. Rabbim Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek elinden havzu kefzeden içmeye nasip eylesin. Amin. Aman ya Rabbi ya. Arkadaşlar ben bazen böyle hayal ediyorum. Siz de hayal edin ya. Allah Allah. Kafayı yiyeceğim ben ya. Düşünsene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam havzu kefzenin başında böyle avucunu açmış. Subhanallah ya. Böyle gözümü kapatıyorum bazen böyle bir hayal ediyorum. Allah Allah. Hayali bile böyle benim kafaları yakıyor ya. Kafayı yakıyor. Allah Allah. Rüyamda bir kere diyorlar işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Rüyamda kalp krizinden ölecektim. Bak o kadar açık konuşuyorum. Rüyamda insan hisseden hissettim ya. Hani bazen der ya rüya mıydı gerçek miydi anlayamadım der. Yaşadınız mı arkadaşlar hiç? Ya gerçek gibiydi. Ben orada Allah biliyor kalpten gidecektim az daha ya. Bunu rüyasında konuşmuyorum. Hissetmek lazım. Hissedersek ona göre yaşarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hissedersek onun hayatı üzere bir hayat yaşarsak Allah ya Rabbel Alemin. Düşünsene kardeşim cennete girmişsin. Sofra hazır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ey falanca oğlu filanca gel buyur. Aman ya Rabbi ya. Ya ben yolda giderken ölürüm. Ölüm yok ama kardeşim. Giderken kalpten hık hık der ölürüm yani orada. Heyecandan. Heyecandan kardeşim. Allah Allah. Rabbim nasip eylesin. Amin. Ulan ne amin dediniz be. Rabbim aminlerinizi kabul eylesin. Amin. Kuntum hayran ümmetin uhricet linnas te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munkar ve tu'minune billah.